efsane ses. İki muhteşem yorum. Buray Hafiftaş ve Nuri Sesi Güzel türkü rüzgarı estirmeye geliyor. Oğlan destecik oğlan, boyları dostacık oğlan. Sana nazar değmesin, tak bir nazarlık oğlan. Kara sevdalar dile gelecek, kültürümüz türkü türkü evlerinize konuk olacak. Türkülere doymaya hazır olun. Buray Hafiftaş ve Nuri Sesi Güzel birazdan canlı yayında. Kaşlar yakışmış göze. Böyle bir halayla açalım dedik. Bu da yeni albümden Yar Meleke, Kürşe bir halay. Güzel değil mi? Bunun Türkçesi de var. Bunun Türkçesi de var. Nasıl? Yani Türkçesi? Türkçesi de şöyle. Dağlar
varken sen ağlamadın, derdime derman olmadın. Sen bana kardeş olmadın, yar dile yar. Ağlarken sen ağlamadın, derdime derman olmadın. Sen bana kardeş olmadın, yar dile yar. Şimdi. Öncelikle ne ya? Hayır ya, evet. Hayır ya. Hayır ya, hayır, her gün olmaz. Olur, ya. Çok ya güzel. Ya Biden sen ben yap. Ben istek alıyorum, hayır, istek alıyorum. Senin sesin de çok güzel. Hayır, bu zaman, bu vallahi zaten. Ben izleyeceğim. Ölümü gör. Ya Alişan! Ya bıraktı, ya gitti, bıraktı, gidiyor. Ekranları başına izleyen az önce helecandan program öncesinde gelip bir günaydın esir edeyim. Çok sevgili konuklarımız. Her biri. Günaydını niye esirgiyorsun? Kargaşa geldi. Şey oldu. Olmadı. Öncelikle özür diliyoruz. Hepinizi sevgiyle öpüyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimiz yok. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Her şey dair. Kucak dolusu. Yürek dolusu. Valla. Az solist yapacağım seni. Beni mi? He. Seste tiz var ama değil mi benim? Var var, çok güzel. Yemin ediyorum Ayşe Egesoy gibi ses çıkıyor kız. Ne? Bir gün bir şiir okusana bize böyle. Şiir mi? He. Tamam, yaz bir şiir okuyayım. Tamam. Hadi. Yarın şiir, bir tane şiir okuyacağız buna yarın. Bir aşk şiiri oku. Aşk şiiri okuyayım. He. Tamam. Ama sen yazacaksın. Aşk şiiri. He. En son okuduğum aşk romanı Kaşağı'ydı. Ondan beri hiç şiir okumuyorum. Roman şiir, değil, şiir. Bilmiyorum. Şiir hiç bilmiyor musun? Mesela böyle şarkı Türkiye arasında falan bildiğin bir şiir var mı? İbrahim abinin bir tane okuduğu bir şiir vardı, onu biliyorum, onu oku. Ver Eko'yu. Nasıl, sufle mi vereceğim? Seni sensiz yaşamak. Güzel mi o? Güzel. Güzel. Melek ablanın kulakları için. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsun. Olsa gerek. Bir dakika. Olur, güzel. Doğru söyle. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevdiğim. Bu ayrı dayanır yürek. Gel desem çok duygulu. Gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum. Seninleyim. Bu kadar. Tamam. Bunu geliştiriyoruz, çok güzelmiş şey. Ne güzel söz ya bu. Bunu yarın sen bu şiiri oku, ben de bunun şarkısını oku. Aa, ha oldu. Tamam, arada ben şiiri okuyayım. Ha bir düetimiz eksik. Yapalım onu da yapalım. Yapalım. Onu da yapalım. Onu da yapalım. O da eksik kalmış. Efendim, artık bugün ne yapacağımızı şaşırdık. Biz bu hafta gerçekten şey oldu, efsane haftası çok oldu. Çok güzel ya, çok. Bu hafta hakikaten böyle Salih Güney'le başladık. Gökhan Güney'le, Tüdanya'yla, Bahar Öztan'la böyle harika, haftaya program. Çok güzel bir giriş yaptık. Dün kışım aydın bizle beraberdi. Bugün evet, dün işte Ankaralı Aydın'la birlikteydik. Çok güzel. Hafta çok güzel gidiyor maşallah. Bugün de iki tane muhteşem yorum. Bir tanesi artık bizim hani meslekte büyüğümüz, abimiz. Dayısı diyelim değil mi? Yani öyle geçiyor camianın. Evet, herkes öyle der. Nuri dayısı diye geçiyor efendim. Önce daha önce de konuk aldığımızda hakikaten çok güzel anlar yaşadık. Çok nostalji yaşadı. Tüm benim yani annem, anneannem, teyzelerim, biz de onu tanıdığımız için ve burada konuk aldığımız için gerçekten çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Ve bir kez daha çok yüksek alkışlarınızla. Kocaman alkışlar, efsane geliyor. Nuri sesi güzel geliyor.
bulduk. Tekrar nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl özlemişler seni bak. Ben de onları özlüyorum. Değil mi? Yani hiç olmasa, ikiniz de olmasa ben hiç görmeyeceğim. Estağfurullah. Sen mi diyorsun? Herkes istiyor seni ama sen kimse ben gitmiyorum. Gidiyorsun. Ben size geldim, kimseye gitmedim. Allah razı olsun. Kaç yerden şu anda şey var. Hep bazı hastayım diyorum, bazı şu diyorum. Allah razı olsun. Gitme diyorum bir yere. Bu hep çünkü yeşil gözlere, hep mavi gözlere yapılır şarkı. Bak ilk demek ki kahverengi gözlerine yapılır. Kahverengi gözlerinde çok ya. Var mı? Var ya, çok kahverengi gözleri. Hmm, ama hepimizin en çok bildiği herhalde bu şarkı bu, değil mi? Bu bir de Karakaş gözlerin elmas. Onu bu, alalım mı şimdi? Bu güzellik sana da kalmaz. Aa, onu görmesek acaba? Yok. Alişan için yaptığım parça var. Aa. Sen adam olamazsın. Ha çok güzel. Aa. Nuri abi var, öpeyim. Öpeyim abi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Ya sen öyle. Sen istemir kaç tane daha yapar mısın? Bunu bana mı söylüyorsun? Şaka, sözleri şaka, ne sözleri? Şaka. Gelsin söyleyeceğim sana dur. Bu şey evet şimdi. Şey gelsin şimdi. Nurday'ın benim için yaptığı şarkı. Sen adam olamazsın. Şaka şaka üzülme. Şaka. Değil mi? Üzülme, şaka ama öyle deme. Maşallah var senin maşallah. Maşallah bak. Oh. Hem de nasıl adam oldun? Adam gibi adam oldun. Maşallah. Sana. Aslanım maşallah. Benim. Adam hadi gelsin. Hadi dinleyelim o zaman. Sana gözlerin hep dalıyor. Ne oldu böyle sana? Gözlerin hep dalıyor. Derdini söyle bana. Kalbin neden yanıyor? Aşkını söyle bana. Kalbin neden kanıyor? Sabırlar versin sana aşık olana. Allah sabırlar versin sana aşık olana. Ben canımı veririm sen de bir şey bulana. Ben canımı veririm sen de bir şey bulana. Çok şapkınsın bilirim.
Yani partnerimi bitirdiniz. Bitti. Ya. Bu kime yazmış ya bu? Siz bana demediniz aman Alişan üzerine bu sefer bir şey yaz gel demedin mi? Dedim ama böyle dedim. De yazılır mı Nurhan? Aman, yani bitirdin çocuğu. Benimle hiçbir alakası yok. Oradaki sözlerin hiçbiri beni anlatmıyor. Allah Allah. Tabii canım. Yani evet şey yapmıyor. Çok. Vallahi biz okuduklarımız kadarı. Ne okudun ya Nurhan? Yani. Gördüğümüz okuduğumuz çapkın kadarı. Çapkın anlamında mı? O anlamda. Yalnız bir söz var orada. Sen de bir şey bulana canımı veririm mi? O değil canımı veririm. Şey mi okuştu? Nur abicim birazdan senin hayatına geçince bende bir anekdotlar var ufak. Yapma ya. 1950'lerde 60'larda. Aşk olsun. Yani benim, aşk olsun. Hiç konu yapılacak şey değil. Hiçbir şey yok. Hiç konu yapılacak şey değil. Hemen şey yap. Bravo. Üzülme. Bravo. Çağla sen bilirsin abini sen biliyorsun abini. Tabii tabii. Tabii ki. Peki. Yavrum benim. Nuri abi alkışlarla birazcık dinlendirelim lütfen. Biraz dinlendirelim Nuri dayımızı. Birazdan onunla ilgili çok güzel. Hem röportajlarımız var hem de böyle bir çok güzel nostaljimiz var. Tamam. O kadar güzel resimler getirmiş. Filmlerinizle ilgili evet. Sonra bize muhteşem bir meyhane pilavı yapacak. Evet evet, evet pilav yapacak bize. Şimdi onu da anlatacağım sana. Tamam. İlk defa göreceğiz. Bir bunu. Ankara'da yaptım. Neşet Ertaş rahmetiyle beraber. Allah rahmet eylesin. O kalaycı ocağında körük çekti. Kömürü kaydı. Vay be. Ben üstünde eti kavurdum. Biberi, soğanı kavurdum. Meyhane pilavı yaptık. Paramız da az. 285 lira ben radyodan maaş alıyorum. Yıl kaç? 62. Yıl 62, 62. Rahmetli Neşet evet. Ertaş'la. Evet. O körük çekti ateşi. Ve biz hoca Osman Özdenkçi, Emir Aldemir'den falan var rahmetli hocalarımız. Paramız az hepimizin. Maaşı bir şey değil. Türkiye fakir. Radyo vermiyor para. Ben bekarım da o zaman otelde yatıyorum. Biz pilavı neyle yedik biliyor musun? Kaşıkla falan değil. Biter diye korkuyoruz. Ekmekle yedik. Ekmekle pilav yedik. Bunu hatırlarım ben. Ve gurur duyarım bundan da. Tabii ki. He vallahi. Nur abim birazdan yapacak bize. Bir dinlendirelim onu. Tamam. Şimdi yine çok güzel sesli, çok güzel gözlü, çok tam güzel tabiriyle yüzlü, hani böyle çok zümrüt güzel gözlü, biri, evet. Zümrüt yeşili gözlü, bülbül sesli tabiri vardır ya kesinlikle herhalde kendisi için söylenmiştir bu cümleler. Dilerseniz davet edelim. Kocaman geliyor. Alkışlar Nuray Hafiftaş geliyor. Geldi böyle hiperaktifliğiyle yine geldi. Yine geldi zıp zıp zıp. Maşallah maşallah. Benim komşum şey çatarcak komşum. Var var. Yo, arkada Alişan. Bekliyordum da ayakta. Ama geçen sefer de geldiğinizde böyle bir alev çıkmıştı sizden. Şimdi de öyle. Yo, sabah erken kalkınca demek ki öyle erken mi oluyor? Erken kalkar mısın sabahları? Hayır. Kaçta kalkıyorsun? Senin yüzünden kalktım işte. Normalde kalkmıyorsunuz. Normalde kaçta kalkıyorsunuz? Biraz kalkmıyor. Erken uyandırıksın kusura bakmayın. Durmaz yerinde durmaz. Rahmet oldu. Kediler ne yapıyor kediler? Yiyip içip yatıyorlar iyiler. Kaç tane en son? Çok selamları var. En son kaç tane şimdi? Az az. Kaç az. Allah aşkına? Onlar da ölüyor diyorum her zaman. O yaşamıyor ki sonsuza kadar. Şu anda kaç tane var? Kediler mi? Ya köyün kedileri geliyor gidiyor öyle bir sirkülasyon oluyor işte. Ay. Saygı sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Canım benim. Siz de hoş geldiniz. Ne okuyacağım Cumhur abla? Şöyle canlı canlı başlayalım isterseniz. Valla yönetmenimiz benim çok eski arkadaşım. Gürsel. Gürsel dedi ki şimdi sabah sabah olur mu bilmiyorum. Olur ya. Siyeyim mi? Olur olur ya. Biz Zahide'm yapalım peki. Bizde her şey oluyor. Onun arkasında da bir hareketli bir Orta Anadolu bağlayalım. Tamam ayarlayayım onu hemen. Tamam. Hadi. Haydi bakalım alkışlarla. Kırıldı belim.
gelenden gidenden oy haber sorarım. Sayıttı bu hafta Ankara mı? Ya bir böyle hareketli Ankara şey duymak bile istemiyorum artık. Hayır onu demiyorum ya o bölge. Hangi bölge istersiniz acaba? Ay. Nuray abicim. Efendim. Hangi bölge istersiniz acaba? Tamam okuyorum hemen. Tamam buldum. At. Tamam merak etme. Haydi bakalım. Çıksam Rumeli'nin düzüne, alsam safimi dizime. Çıksam Rumeli'nin düzüne, alsam safimi dizime. Safiye kınalar yakmış on parmağım birine. Safiye kınalar yakmış on parmağım birine. Ar gelir Osman'a da ar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman'a da ar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman'a da ar gelir. Safiye'me kar yola dar gelir. Thank you.
Sağ olun. Yani, sağ olun. Acaba diyorum ki Nuray abla böyle birazcık da günümüze böyle ayak uydurayım derken iyice mi gençleştin? Ne oldu? Ben de söyledim. Her geldiğinde bir gençleşiyor, bir şey oluyor. Ne ayağı? Evet. O çatalcan havası iyi geliyor ona. Yani olabilir çünkü geçen sefer de öyleydi. Bunlar hep böyle bir hani şehirden uzak yaşıyorsun. Evet. Böyle doğal yaşıyorsun. O yüzden mi? Evet. Ondan değil mi? Evet. Ya şimdi stresten uzağım. O yoğun trafikten uzağım. O çok hani kalabalık, evet. O seslerden uzağım. Sadece hav hav miyav sesleri oluyor. Peki ne traktör sesi oluyor. Arka cama şeyi geliyor, hacı amcanın koyunları geliyor, kuzular mee yapıyor. Onların sesi var. Bir de o kadar stres olayım diyorsunuz değil mi? Bir de bizim evdeki hav havların sesi var. Anam babam zaten sessiz, gariplerim benim. Sizin evde bir hav hav bir miyav sesleri var. Nasıl yani? Bir ınga ınga sesleri olsaydı. Aman! Ya. Sen kendine bak. Ama yani gittin geldin gene aynı Nuray abla yani. Hayır sen kendine bak. Sen sorma, sen soruları sorunca tuhaf kaçıyor. Herkes üstüme geliyor. Hayır sorarsın zaten böyle. Tamam gidelim şöyle, senin sinema filmlerin var. Ne film? Yok bir tane var canım. Ay olsun. İzleyelim. Bak bak bir izle, nostalji olsun size de, buyurun. İzleyelim. Eyvah gençliğimiz. Abisi razı olmazsa kaçsın bana diyor. Sana iyice tutkun kız. Sahi mi? Peki çeyizim ne olacak? Hiç iplemiyor. Ha çeyizle gelmiş ha çıplak. Fark etmez diyor. Demek öyle ha? Güzel. Eğer çeyiz almadan evlenmek istiyorsa avucunu yalar. Seni gönderen erkek tarafına söyle. İğneden ipliğe, yataktan yorgana kadar her şeyinle geleceğim evlenirken. El alemin diline düşemem. Arkamdan teneke çaldıramam. Ben sığıntı değilim, anladın mı? Bağırma, sağır yok karşımda. Yeni koltuk takımı, babamdan kalan 50 sarı altınım var. Ayrıca annemin yüzükleri, broşları, ninemin duvağı, gümüş tabakları, senelerdir göz nuru döktüğüm yatak takımı, 2 sandık dolusu işlemeler, örtüler. Kız, keşke ben evlenseydim seninle. Aynen böyle söyle ona. 40 yıl kocasız kalsam çeyizimi istemeyenle evlenmem. Bir lokma bir hırkayla gelecek kadar düşmedim ben. Anladın mı Ahmet abi? İşlemeli yorganlarım, yastık yüzleri, çarşaflar, masa örtüleri. Yıllarca bir bir işledim hepsini. Ninemden kalma sandıklarım. Üzülme bu kadar. Alt tarafı 3-5 tane bez parçası. Öyle mi? Verdiğim emek, döktüğüm göz nuru, heveslerim ne olacak? Daha güzellerini alırız. Üzülme. Çekil. Elin değmesin. Hakkın yok buna. Muhtar gönderdi evin parası. Sağ ol Şerife. Kim aldı evi? Vallahi bilmiyorum. Birisi almış. Kimse kim? Sen onu boş ver de. Benim sana asıl başka diyeceklerim var. Gece zor durumda kalma diye seni eve aldık. Biz sandık ki Fahriye ile öylesine bir şey için kavga edip buraya gelmişsin. Sabah duydum ki neler olmuş neler. Kim anlattıysa eksik anlatmıştır. Durum bildiğin gibi değil. Neyse ne. Daha önce de seninle ilgili laflar duydum. Burada kalacaksan edebinle kalırsın. O da birkaç gün. Öyle uzun boylu değil. Diyeceklerim bu kadar. Benim içim dışımdadır. Ağır konuşurum. Kusuruma da bakma. Bundan sonra burada kalacaksınız. Ama evi sattım ben. Evi ben aldım. Sen mi aldın? Aklına ne olur bir şey getirme. Bunu kendi vicdanım için yapıyorum. Geceleri daha rahat uyuyabilmek için al bu anahtarı. Kirayı Yusuf iyileştikten sonra yavaş yavaş ödersin. Kabul edemem.
İnadın sırası değil. Yusuf'u düşün. O hasta. Orada burada sürünmesi daha mı iyi? Hadi ana. Sizi asla rahatsız etmeyeceğim. İçin rahat olsun. Hadi güle güle oturun. Yaşasın. Sevmedin mi? Ay. Sevmedin mi sinema çekmeyi, dizi çekmeyi sevmedin mi? Ben zaten hani o ilk gösterilen şeyde, filmde, Ahu Gözlüm'de senaryoyu kuşa çevirdim. Yani bana ters gelen ufak tefek sahneler vardı. Hani Tolga Savacı ile mesela hani yan yana yatakta sadece gözlerini açıyorsun. Ben böyle, Temel abi ver kırmızı kalemi çiz. Niye? Babam beni... Çizer, babam çizer. Böyle yaptı. Kızım dedi, ne kaldı ki dedi. Abi çekersen çek, çekmezsen çekme dedim. Ne yapayım dedim. Teklifi dedim, sen geldin bana yaptın. O zaman kaset çok satmış. Temel Gürsu mu? Evet, Temel abi de gelmiş şeyle. Senaryoyla. Yani toydum, gençtim o zaman ama aklım tabii, babamdan dolayı bayağı şey. Sağlam çalışıyorsun. 3 saniye öyle çizdim falan. Tamam tamam çekeceğiz dedi böyle. Sonra Tolga'yla da kavga ettik. Bir şeyler oldu Allah sette. Allah. Orada bir gelelimler yani oldu. Tolga ile niye kavga ettin? Ya Tolga da kalktı. Ben onu çok değerli bir kardeşimiz. Çok seviyorum izliyorsa. Çok çok seviyorum kendisini. Yani kavga ettik işte. Yer silme sahnesi var. Beceremiyormuşum. Sen? He. Ben işte. Ona dedi ki Temel abi dedi. Şey Melike Zobu'yu çağırsaydın dedi. Bu türkücüden dedi film artisti olur. Ay, öyle deyince dedim ama, bana bak dedim. Çok ayıp etmiş. Ama Tolga çok ayıp etmiş. Sana dedim bir tane bak. Aa. Sus dedi. Sen de dedi bayan mısın erkek misin dedi nesin? Bayanım tabii dedim. Allah seni. Anadolu insanıyım, bana bak dedim, konuşma. Filmin sonuna kadar çocuklar küsüp kaldık mı biz? Aa, öyle oynadınız. En son beni çok sevdi. Evet çok sevdi. Ya çak arkadaş dedi. Şöyle bir yaptık. Ondan sonra bir dostluğumuz oluştu. Sonra dedim ki ya seni bu halde kimse almaz. Seni de dedi kimse almaz. Ay bir gün bir baktım gazeteyi bir açtım. Baktım Tolga Savacı evlenmiş. Evet. Allah sen kaldın. Dedi. Ama ne diyordu önce? Bak ben doğrucu başım böyle dedi. Ben dedi evlenirsem dedi. Bayan dedi bana dedi işte kahvaltımı dedi ayağıma getirecek yatağa kadar falan. Ne diyorsun dedim sen ya? Öyle dedim bir şey var mı? Ben dedi getirsin dedi. Getirmezse dedi bir tane tekme. Aman. Sen dedim çok büyük konuşuyorsun dedim. Ha. O da o zaman her genç toydu. Yıllar sonra şöyle bir evlendi diye bir konserde karşılaştık mı? O zamanki eşiyle süt dökmüş kedi gibi oturuyordu böyle. Ama güzel iş ya. İçimden dedim ki Tolga hatırlıyor musun acaba öyle diyordun. Hani tekmeyi vuruyordun vursana ha, şimdi ha, böyle. Aa dedi merhabalar ben dedim çok memnun oldum. Ha, mutluluklar diliyorum size dedim. Ben dedi senden çok bahsettim Nuray'cığım dedi. Hay evet teşekkür ederim mutluluklar dedim. Sonra kısa bir süre sonra velhasıl bir haber daha boşandı. Ya niye gülüyor bu her şey? Neyi? Gülüyor, gülüyor. Kısmet. Onun gülüşü efsanedir. Nuray ablanın gülüşü efsanedir. Ya boşanmış işte yani olmamış. Yani benim dediğim çıktı diyorsun. Tekme vuramamış. He. Laf ona, geçirememiş. Evet. Ona boşanmış. Mesela ne bileyim canım aralarında güzeliz de. Sen evlen de seni de göreceğiz. Tamam biliriz. Doğru. Doğru. Nuray doğru söylüyor. Şimdi Nuray ablanın... böyle bir taklit yeteneği olduğunu düşünüyoruz. Eskiden de o kabiliyetimi kaç, yitirdim kaç sene ben. Kaçtı canım o zaman? Kaçtı o yani çok eski derken ne kadar eski yani? Vallahi ben hala hiç... vardır. Hala şu anda bile o biz Ceylan'ı biliyoruz. Böyle... Baba, yok, bir tek o yok, vardı o kadar. Şey. Evet vallahi. Bitlisi yani. Bitlisi. Hangi neyi? Bitlisi şey var ya senin Bitlisin. Hani ha bir şive taklidi mi? Şive taklidi. Şive taklidi var şey gelmiş onun evine misafir mi demiş vallahi hanım evde yok hamamda anahtar onda. He ama onu şeyde verdiler ya. İnternette verdiler. Sen ver bir de. O sen de bize de ver bir kere. Allah aşkına. Şey, yapsana Allah aşkına. Allah aşkına. Mikrofonu yapamak ki herkes desin. Yok onu değil de başka bir şey yapayım. Şey. Ya bu güzel bu çok güzel. Yok, bu da, harika. Bu da güzel. Ama Nuri abi kırma. Onu unuttum ki ben. Unutmuş o başka güzel bir şeyler unuttu. Tanlık var bende. Ha. Tamam peki. Şimdi bizim memlekete gittim tamam mı? Bir böyle film mi ne çekiyorlarmış. Dediler ki hani yöre insanı olarak sen de bir iki bölümde oyna. Tamam abi dedim. Ganesh Avatar. Neyse gittim memleketime. Tabii o zaman bayağı bir durumlar kötüydü hani otellerde. Anladım. Ondan sonra bir tane manken geliyor. Haliyle tabii ki şey yapmıyor, beğenmiyor. Kaçıyor gidiyor kadıncağız.
Delik yastıkta kim yatar? Yani şartlar kötü. Çarşaf, çarşaf yırtık. Ondan sonra ben yerde de yatarım. Ondan sonra neyse giydik böyle köylü kıyafetimizi falan, bir yaylaya gittik. Yaylada da gelmiş bizim orada pamuk oluyordu ya, neresiydi orası? Adana. Yok, Adana'da. Yok. Pamuk. Ardahan'ın bir yeri vardı ya. Onu bilmiyorum. Iğdır'dan gelmiş. Zengin bir amca, bir sürü koyunlarını getirmiş. Kıl çadırlar yapılmış ama harika, gir içine yat. Oh. Bu şeyi çekiyorlar, onu çekiyorlar. Kızlar Kürt, küçük kızlar. Hepsi Kürt. Şimdi o bana demiş ki resim çekilelim. Ben tabii güneş tepeme geçmiş. Kıyafetler de kalın. Başımda sarmışım iyice. Duymamışım. Sonra Gani abi geldi dedi ki, ya Nuray kızım dedi, bak dedi senle resim çek. Tabii ki dedim, çekilelim. Vallahi dedi, bu kimdir ben dedi, bununla resim çekileyim dedi. Bu kim kim? Sen ne diyorsun dedim abi ya. Valla ben buna söyledim, bu dedi çekilmedi. Dedim gel çekilelim, duymamışım dedim, affet. Ah dedim, dua et ki yöremin insanısın dedim amca. Saygılar sana. Vallahi tamam hadi çekilelim o zaman dedi. Güzel, yani. Çok güzel ya. Hiç unutmuyorum ama onu. Harika. Kimsin diyorsun ya? Bana ne? Sonunda o zorla çektim çekilini. Sanatçısın, sanatçısın diyor. Bu ne ne ya? Vallahi güzel, peki, güzel anılar. Şimdi Nuri abiyle biraz nostalji yapmak ya, istiyoruz. Evet, Elin'in üzerinde asıl, film asıl ve 300'ün burada. Üzerinde albüm sahibi çok değerli kıymetli Nuri bakın, abimiz. Bakın, bakın, bakın. Buyurun efendim şöyle bir nostalji yapalım beraber. Maşallah. Zeynep. Zeynep yavrum, sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ömrümce sen de güleceksin, ben de. Kara talihimizi er geç yeneceğiz. Sen, Ömer yaşıyorsun ha? Keşke ölseydim de bu günleri görmeseydim. Senin gibi kuduz bir köpeği öldürmek istemem. Kan kardeşim, candan arkadaşımdın ha! Sevgilimi koynuna avrat diye alan aşağılık herif! Böyle deme! Ben senin gene arkadaşınım, Zeynep de tertemiz sevgilin. Yaklaşma bana! Demek bunca zamandır bana yakınlığın Zeynep'i elimden almak içinmiş. Yiğit Davut, Mert Davut diyorlardı sana ha! Kalleş Davut! O dilenci senin annen yavrum. Hakikati çok geç anladım. O senin annen ve dünyanın en temiz insanı. Anne! Affet Hülya. Affet karıcığım. Kabul etmesen de başımın tacısın. Şu hediye de nişan yadigarım olsun sana. Kasabadayken rahmetli anacığım takardı, uğurludur derdi. Beni affedeceksin, suçum yok. Olamaz Nuri, evlenemeyiz. Niçin? Niçin dedim? Hiçbir şey sorma. Bir daha da beraber olmayalım, korkuyorum. Kimden? Başına benim yüzümden kötü bir şey gelmesini istemiyorum. Ne gelirmiş ki? Hem neden dert gelsin? Melek gibisin sen. Aylardır bir ufak yanlışını görmedim. Aynı gazinodayız. Görmesen bile duyardım. Buyurun efendim. Hülya Hanım sizi bekliyordu, salondalar. Hülya Hanım, bu bir şaka mı? Hayır, ben evin esas hizmetçisi Seher'im. Seni bekliyorduk Selim. Doğum gününüzü kutlarım hanımefendi. Arkadaşlarımla aldığımız bu hediye her ne kadar size layık değilse de bugüne kadar oynadığınız bu komedinin sizi eğlendirip güldürdüğünü tahmin ediyorum. Neler söylüyorsun Selim? Selim dur!
Lorun! Şimdi de benim işime karışıyorsun ha? Zavallı bir köftecinin ekmek parasından ne istiyorsunuz? Fabrikanın önünde pis köfte kokuları istemiyorum. Senin gibi bir ukalaya da artık bu fabrikada yer yok, anladın mı? Memlekette senin yanından başka alın teriyle çalışacak çok kapı var. Hadi, bas git buradan. Baktığınızda... Kara kuşu olduğunu bilmiyordum. Evet, varmış. Yok değil mi? Nasıl vurdun adamları? Çok film var ya. Dırşı mı? Çok film, çok film diyor. Çok ama şey, ya. Nur abi. 54 film var ya. Nur abi nasıl bir şeydi? Bize biraz anlatsana. Biz ben şey soracağım. Dönemleri. Sen duydun mu? Ne? Nur abi mesela sahneye çıktığı yerde gazinoda böyle kuyruklar oluşurmuş. İşte onu soracağım. Mesela o zaman internet yok, televizyon hiçbir yok. Hiçbir şey yok bir ama kanal... saatlerce beklerlermiş Nur abi. Tabii annem ve, anlatıyor. Nur abi geldiğinde arabayı havaya kaldırırlarmış. O derece bir saygı ve sevgi varmış. Taksiyi havaya kaldırmaz bir şeydi. Otobüsü Elazığ'da kaldırdı havaya. Otobüsü havaya evet. Kaldırdı. İçeride var 1000 kişi, dışarıda var 3000 kişi. Diyarbakır'da içeride var 1500-2000 kişi. Dilan sinemasında. Yıl 1963-64 yani. Otobüsü kaldırdı abi. Kafa, kolu kırılan yer bulmak için. Sinema sahibinin dövmeler. Nasıl büyük bir hayranlık. Tabii. Hiç unutamadığınız bir anınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Unutamadı olur mu ya? Hiçbir acım vardır ki. Hangisi? 3 tane kitap yetmez yani ona. Değil mi? Nasıl tabii. O kadar şey. Sonradan ama çok siz de Nuray abla gibi çok sade bir hayat seçtiniz. Nuray abi şeyi ben merak ediyorum. Yani o dönem çok... Hani Urfalısın ama hı. Çok düzgün bir Türkçeyle Anadolu'dan gelmişsin sonuçta. Şimdi İstanbul'da meslektaşlarım çok düzgün Türkçeyle konuşuyorsun. Çok düzgün Türkçeyle türkü söylüyorsun. Doğru. Şimdi efendim o benim kendi tabii Allah'ın verdiği kabiliyet. Ben aslında Kürt kökenliyim. Anam da Kürt, babam da Kürt. Aşiret iki tarafta. Hı hı. Anlatabildim mi? Ama ben derdimi topluma tamamını anlatmak için Türkçeyi güzel konuşmam lazımdı. Eğer bir ders aldın mı? Hiç ders almadım. Allah'tan aldım dersi. Eğer benim aksanım kötü olsaydı, Türkçem kötü olsaydı beni radyonun içine almak değil, imtihan kazanmak önünden geçirmezlerdi. Nuray Hanım biliyor. Radyonun evet. Şeylerini biliyor yani. Devlet şeyi. Evet. Ama düzgün konuştuğum için Sarı Sözen rahmet böyle demiş. Ben demiş bütün doğuyu gezdim. Efendim derlemeleri yaptım. Ben bile düzgün konuşan bir çocuk görmedim demiş. Ben de onu söylüyorum yani. 2 üniversite, 3 üniversite bitirse benim kadar düzgün konuşamaz. Doğulu evet. Bir çocuk orada doğup büyüyen bir insan benim kadar düzgün konuşamaz. Bunu biliyorum. Çünkü tane tane benim okuduklarım türküleri herkes oturur istediği gibi yazabilir. Alalım mı onlardan? Yöneleme yok yani. Ay alsak mı acaba? Şu Karakaş Gözlerin Elması da alalım ya. Alalım. İstek sen bilirsin. Geliyormuş. Tamam istek geliyorsa alalım. Hadi bir kocaman alkış. Bu sözcükler için. Ya. Come on.
bakma. Nuri söyler hakiki sözü. Geçti bahar, getirdik yazı. Bir gün ölecek o zalimin kızı. Öldürücü gözle bakma. Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbimi yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbimi yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü seven kalbimi yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbimi yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Efendim, teşekkür ediyorum. Ben bütün seyircilerimizin, misafirlerimizin şimdiden yeni yılını kutluyorum. Nice seneler inşallah. Dur abi gelme. En son. Ay, kimden geldi? Şimdi Nur abinin çiftliğine gidiyoruz. Bakalım Nur abinin tamam, çiftliğinde tavukları mı var? Ya bir izin ver. Bütün Türk halklarının, bütün insanlığın gene yeni yılını kutluyorum. İnşallah hayır, amin, uğur, barış getirsin bize. İnşallah. Amin. Gidelim bakalım Nur abinin çiftliğine. Neler var? Hadi bakalım. Buyurun. Beni yakma. Seni seven kalbimi yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Şanlıurfa'nın yetiştirdiği en özel seslerden biri, Nuri Sesi Güzeli, Çatalca'daki Huzur Diyarı dediği çiftliğinde ziyaret ettik. Türkiye'de ne İzmir'in, Ankara'nın, ne İstanbul'un böyle bir konum yok. Bir de bunun içine ben binlerce liralık ağaç, nerede ne güzel ağaç varsa, kıymetli meyve varsa onların hepsini getirdim, ektim. Nuri söyler hakiki sözü. Geçti bahar, getirdik yazı. Zindeliğini ve sağlığını da bu çiftliğe borçluymuş ünlü sanatçı. Herhalde burası da sizin için böyle bir huzur sığınağı. Tabii. Sağlığımı bura borçluyum. Gençliğimi de bura borçluyum. Kaç dönüm? 14,5. 14,5 metrekare. Her metrekaresinde sizin emeğiniz mi var? Tırnaklarımın, elimin, belimin, bel, çapa, hepsi var. Gel güzelim, beni yakma. Çiftliğin en önemli ziyaretçilerinden biri de İbrahim Tatlıses'miş. Evladım gibi, yeğenim, sonra çok sevişiriz. Ben, o bizden büyüdü zaten. İbrahim Tatlıses gibisi bir daha gelmez. Onu severim çok. Ve bir 100 senede geçse bir İbrahim Tatlıses gelmez. O yorum, o ses gelmez. Bunu kabul edin. Bu kısa sohbetin ardından ünlü şarkıcı Nuri Sesi Güzel'le dolaşmaya başlıyoruz çiftliği. Eriğinden kirazına, kayısısından zeytinine kadar yok bu çiftlikte. Bu zeytinimiz malum. Bak yok. Bak zeytin kaç tane var. Şu sıra olduğu gibi incir. Onun üstü zeytin. İşte bunlar çok değerli erikler. O zamanda gelsen görsün. Bu vişne tepende. Ya mevsiminde geleceksin. Hele dut mesela. Dut bizde aşağı yukarı 10 ağaç kadar dut var. Yani ben nerede iyisi bu böyle bak. Şu boyda siyah. Bunlar mahsul. Bunlar hep sapsarı. Bunlar hep mahsul. Bu benim çocuğum gibi. Odanı kireç eyle, yüzünü güleç eyle. Aşkından berem oldum. Gel bana ilaç. Çiftliğin her köşesinde kendi emeği geçen Nuri Sesi Güzel, her şeyinde en kalitelisini seçmiş. Bu sırada kesenin ağzını da bir hayli açmış ünlü sanatçı. Bir insanın, bir fabrikatörün parasından daha fazla para harcadım. En az 2-3 tane apartman parası yedim bu işe de ben.
Çünkü 110 inek 300 koyun. Ahırın kokusu bana parfüm gibi gelir. Genlerde mi var bu çiftçilik ya, merak sevgi? Ben daha doğrusu o ahırın kokusunu severim. Ahırın kokusu? Evet, bana parfüm gibi gelir. Biraz da sanat hayatından bahsedelim. Sahnelerde yarım asrı geride bırakan ünlü sanatçı, bakın kimlerin bu sektöre atılmasına ön ayak olmuş. Bülent Ersoy'u ilk ben dinledim. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Emel Sayın. Emel Sayın'la bir sahne aldık burada. Ben onu solistim. Yalvardım ona, gel benden sonra çıktım, yoktu. Senden sonra beni kimse dinlemezdi. Bülent Ersoy dinleyen benim, saygı duyarım sanatına, kendisine. Bir şey demiyorum. Ama bir gün acı adam ol, de ki ya evet ben gittim. 18-19 yaşındaydık. O zaman Nuri Hoca beni dinledi, beğendi, bu kavle yaptırdı bana. Kavle yaptırdım. Bir de stüdyoda başımda durdu, okuttu beni. Peki Nuri Sesi Güzel'in veliahtı kim olur diye bir soru sorsak? Veliaht diyeceğim ki hepsi arkadaşım benim. Şimdi hepsi aklına gelen. Şimdi Alişan'ı da çok beğeniyorum. Burhan Çaçan da kendine göre ben severim. Bülent Serttaş da seviyorum. Yani çoklarını seviyorum. İbrahim benim zaten evladım gibi. Yani ben şimdi desem şu evveliyatım, şu evvelik diyecek, bak bak Nur abi bizi es geçti veya Nur abi bizim sesimizi mi beğenmiyor? Bu bana yakışmaz. Yaşıma ve tecrübeme yakışmaz. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olur kimseler almaz. Annene bak gör halini. Evet, evet. Alişan'ın, bu benim mutfağım ya, açışma yapmam lazım. Evet. Alişan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız, bugünkü yamağımız Nuray Hafiftaş ve aşçımız Nuri Sesi Güzel bize yani pilav yapacak. Ama Nuri Sesi Güzel usulü. Efendim, asistanlarımı takdim edeyim. Tabii. Ben Prof. Nuri Sesi Güzel. Doçent Nuray Hafiftaş. Nuray Çakmaktaş. Ben de uzman doktor oldum. Uzman doktor. Hemşire. Hemşiremiz. Ben şu yiyen bir şey olursa hemşire hazır yani bize. Aynen öyle. Şimdi, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi evvela bu yağı şeye atacağız oraya. Onu şeyine ver, asistanına ver abi. Nuray Hanım lütfen. Yardım eder misin? Ay şu tencereyi at ona. Hadi. Hepsini mi Nuri abi? Ya yarışın çoğunu. Malzemelerimizi önce bir sayalım. Başlayalım dilerseniz. Malzemelerimizi gösterelim izleyenlerimize. Meyhane pilavı için gerekli olan malzemelerimiz yeşil biber, soğan. Soğan, bulgur. Bulgur ve kuşbaşı et. Kuşbaşı etimiz. Herhalde domates salçası. Bunları daha sonra şimdi koyacağım. Bunları biraz şey edelim. Domates salçası, biber salçası. Aa, evet. Aynen. Domates, biber salçası çeşitli baharatlar. Bu şimdi senin icadın mı? Evet, benim icadım. Bu güzel. Hani herkes yani yapar bunu ama. Ya yapar ama işte bu kadar malzeme kullanmaz. Unuturum, nemle yapar ama ben bunu böyle yenir yani bu. Harika, harika. Peki. Nuri Sesi Güzel usulü diyelim o zaman. Evet. Meyhane pilava tereyağı attık. Tereyağı döndürüyoruz. Eriyor mu? Eridi bile. Gel şimdi bunu da atalım şunları. Hepsini etleri mi? Dur bir dakika, dur. Hayır, acil. Tamam, et pişmiş, biraz dur. Soğanları atak değil mi? Tabii bunlar evet. Soğanları ve biberleri. Hadi aslanım, hadi yavrum. Vallahi anam duvara çöp sokar şimdi. Niye? Çok hepsi koyma. Hepsi koyma Nuray'a. Sen yemek yapmayı bilmiyor musun? Keşke öyle deseydin. O yüzden evde kalmadım ya zaten. Hemşire olarak müdahale ediyorum. Daha yağ eritmemişti. Dört neyse olsun. Ama yemek yapmayı bilmiyor musun? İnsan açıp verir mi? Bu kadar ev işi yapıyorsun, şey yapıyorsun. Evde yemek yapmıyor musun? En kuvvetli burası mı? En çok yanan burası mı? Evet, burası. Tamam. Tamam Çağla'cığım. Bunu güzelce kavuracağız. Bırak o yapsın. Biz bu adam buyurun. Tamam, ver tamam. Nasıl yemek yapmayı bilmezsin? Koskoca kadın olmuşsun ya. Ay dur, sen al bir tane gelin yapsın da çağırdı. Ne yiyorsun evde peki, tek başına kaldığın zaman ne yapıyor? Anam yapıyor işte. Annen olmadı, bir yere gitti ya da sen bir yere gittin. Ne? Kitaplar var, yemek kitapları. Bak alasını yap. Sen ne diyorsun? Değil mi? O kadar yapılır yani. Oho, yıllar önce ben şeyi sardım. Nedir o, sen söyle. Yaprak sarmış. Evet. Yıllar önce. Adını hatırlamadığım için evet, sarmış oldum belli. Komşudan gördüm, sardım. Vallahi babam iki tabak yedi. Peki. Babam iki tabak yedi diye. Bu arada hatırlıyor musun Sevcan? Sevcan programımıza geldiğimizde çok güzel taklit yapmıştı, hatırlıyor musun Nuray Hanım? Hatırlıyor musun? Acayip. Ha, çok güzeldi. Onu birazdan izleyeceğiz. Onu bir hatırlasak mı acaba? Yok, birazdan. Biraz şu pilavı bitirelim ya.
Ama daha çok var bunun hayatım, bunu kavrulmasına. Bu kavrulana kadar içimiz şişer. Dur. Çok, çok, değil mi? Bunun güzel kavrulması tabii. Lazım tabii, yani. Tabii, onun birinin şey olması lazım. O sırada ölmesi biz bir lazım, bak, sevcinin bize öyle kalsa evet, olur mu? Kalır kalır. Şunu bak ne yapalım biliyor musun? O taklidi izleyelim bir sevcini. Tamam. Sonra sen o şarkıyı söyle. Aradaki farkı. Aradaki hani o olmayan farkı görsünler. Bu kadar güzel yapılır. Nuri abi. Nuri abi. Yok şeye, Nuri abi şeyi izleyeceğiz. Şu Sevcan Oran gelmişti bizim programımıza. Bir tamam. Nuri Eftaş yapıyor, bir izle almak. Bir onu nasıl izleyelim, tamam, sonrasında bak, buradayız. Peki oldu, oldu. Tamam, dinliyorum. Al yanına götür beni, hazire sen seher yeri. Al yanına götür beni, kime diye derdimizi verin bana. Yiğidimi kime diye derdimizi verin benim. Çok güzel. Aynen değil mi? Sevcan'ı öpüyoruz ya. Buradan. Öptük seni. Acaba o şarkı bir alsak mı? Dayanmaz mı? Sıcak olmaz mı? Sırada. Oluyor, oluyor abi. Oluyor abi. Şimdi biz en, o sırada şarkı dinleyelim. En yükseği bu mu? Yüksek mi? En yükseği bu abi. Şey onu, yok, ama, şu. Sen, tamam. Sen bize şu, sen küçük dönem. Tamam, nasıl mutfakta şey çok mi? Sen mutlu değilsin. Nasıl sen mutlu olduğun yerde ol. Sen bize o zaman bize yemeği anladın. Seni
kısa sende dönemezsin, dönemezsin. Gökte yıldız ay ve su makineler cemeye yaygınsın. Gökte yıldız ay ve su makineler cemeye yaygınsın. Alsam seni uyduğuma, baksam çayım ve su, alsam seni uyduğuma, baksam çayım ve su. Haydi gidelim desem, benimle gelir misin? Haşa! Şarkı söyledi, böyle bir şey var mı? Evet, gelmeyince gelmek var. Benim elim değmeden olmaz. Bu nasıl asistandır, anlamadım. Ben anlamadım Nur abi. Ben de anlamadım. Kes, aylığından kes. Ne oldu Nur abi, bir şey mi? Bu nasıl asistanlık yani? Sen getirdin. Ha, asistanlık yaptı. Kaybettin kendini gene. Unutkanlık var. Dağıttın gene, dağıttın. Salçalarımızı koyduk galiba üzerine. Biz oradayken evet, domates salçamızı ve biber salçamızı koyduk. Şimdi Nur abi. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız sırada? Sırada ne var biliyor musun? Sanki oldu. Etimizin konusu. Et acaba nasıl pişti onu merak ediyorum şimdi. Et güzel pişmiş. İyi pişmiş sen ona. Bence iyi pişmiş. Bakın bak hele bakalım ama sert değil değil mi? Yok. Vallahi tamam, o zaman bulguru koyacağız evvela. Önce bulgur koyuyoruz. Evet, evet, evet. Etler haşlanmış zaten. Etler daha önce haşlanmış izleyicilerimiz zaten. Tahmin edelim. Elden ele mi? Al efendim. Buyur efendim. Ver onu, ver. Ver, ver, ver. Ne yapacağım? Şey yavaş yavaş. Yavaş yavaş, 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 yavaş dök. Ne yapacağım? Dök onu. Yavaş yavaş. Sen yavaş yavaş. Sen dök, ben karıştırayım. Şıvay şıvay. Şıvay tamam. Dök yavaş yavaş. Senin evine bir gün biz güne gelelim, güne. Hangi eve? Evet ya, gelelim mi? Köy evi ki ya. Olsun, daha güzel ya. Gelmeyelim mi? Rezidans değil. Olsun. Hey kardeş. Biz rezidansa gitmiyoruz hayatım. Bir şey sanki biz rezidanslara gidiyoruz ya. Biz bizi kim çağırsa gidiyoruz. Ya öyle demek istemiyorum. Köy evi yani, köy. Tamam. Olsun, köy evinde köy yemeği yap bize.
Ha tamam yaparım, dur öğreneyim ben. Ama ya, o gün yaptırırsın, alıcına yaptırırsın, biz geliriz annen yiyip. Hayır niye canım, kendim yaparım, o kadar da değil. Hayır sen Allah yorulma Allah diye söyledim canım. Ya yeni hepiniz, hocam ev temizliği yapıyor. Gelin, benim misafirim, ben size mangal yapayım, onu da çağıralım. Yakın. Öyle yapalım. Biz komşuyuz zaten ondan. Yer siliyorum, bulaşık yıkıyorum, yer şey yapıyorum. Yok, ben. Yok biz yapmazsın demedik zaten. Yorulma diye, annenin yemekleri güzelmiş ya. Yer siliyorum, bulaşık, yerleri mi yalayacağız, ne yiyeceğiz anlamadım ki. Yer siliyorum, bulaşık yıkıyorum. Ya Allah ya, taktı bu bana. Kız karıştır, konuşma. Ya kendi evlenmiyor, taktı bu da bana ya. Az sonra izleyeceğiz, biz bütün evlere gidiyoruz. Buradan çok annene güzel selamlarım. Yemekler yapıyoruz, yemekler yiyoruz. Ben de seninkini. Efendim evlere davet, şey misafir olduğumuz ev sahipleriyle İzliyorum. Beraber çok güzel yarışmalar biliyorsun artık. Evet, günü var. Hala gitmeye devam ediyoruz, bizi ararsınız efendim. Her an çat kapı, sizin evinize de geliriz. Hiçbir şekilde hiçbir ayrım yoktur. Çağırın geliyoruz. Nereden çağırsanız oraya geliriz. Her yere geliyoruz valla. Gerekirse geçen gün 3 saat trafikte kaldık, sebat ettik ama gittik. Gittik ama vallahi, harika yemekler yapmışlardı, izledim. Evet. İstanbul dışından da çağıranlar olursa efendim. Çok dışından olması da çağırın. Çok dışından olmasa da bir zahmet. İki tane çocuk var ben biliyor musun evde. Hani ama dökülüyor işte. Nereden çağırsanız? Bunlar birbirine girdi. Bak aşçıyla aşçıyla iman birbirine girdi. Ay dökülüyor ama... Olsun ama biraz taşırdı ama olsun işte. Ama bir şey diyeceğim, güzel bir şeye benziyor. Biz bunu, işte. Biz ne bunu... yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Biz... Yalnız yakıyorsun değil mi? Şey acaba salça biber. Kim yakıyor? Şurayı yaktın. Aa ben, Nurhan baksana yanıyormuş, söylesene yanmaz, bir şey. Yanmaz, yanmaz, bir şey olmaz. Çok o çıtırları da güzel olur yanığa. Tamam da su ver, su dökelim bari. En son puan vereceğiz, bu yemeği sen yaptın. Hayır ben, Biraz sulandıralım. Kabul etmiyorum, ben yapmadım bir kere. Yalan söyleme. Nurhan Bey eti katalım mı? Dur canım, bir saniye. Yok, dur ya. Önce suyu mu? Biraz. Allah. Koy. Türkü mü dediniz? Okuyayım. Ne? Koy. Türkü mü dediniz? Okuyalım. Sen baksana kanter içinde kaldım. Koy. Şuraya bak. Sen bir dakika... Döndür hadi. Tamam, sen bir dakika sefer buraya geldiğinde sana yapacağım. Neyi? Hayla. Şimdi bizim geçen haftalarda gittiğimiz bir Altın Gündüz tekrar izletmek de ne yaptı? Bak ne yaptı. Sevgili Azize'nin evine gitmiştik efendim. Hemen mi gidiyoruz? Altın gününe sonrasında Azize'nin evine gittik. Efsane altın neler günlerimizden yaşadık, birisi. Biz izleyelim yaşadık. Sonra buradayız. Buyurun. Bakalım. Sonbahar geldi. Yapraklar dökülüyor. Azize'nin evine geldik. Kıyamet kopuyor. Çok güzel uydu. Çok güzel uydu. Bak şuna bak. Çağdaş istiratoya bak. Aykut basıldık mı? Allah cezanı vermesin Asiye. Dur. Ay Allah kahretmesin. Maliyeden geldiler kız. Vallahi. Ay. Ben de eylemedim. Kız sus. Allah cezanı tamam versin. Tamam canım. Hepiniz şimdi yukarıya çıkın. Tamam oldu. Tamam. Asiye senin en son çık. Yolu tıkama. Hadi yürü. Aa gitme. Ay Allah cezanı vermesin. Ayol bu ne hal? Bu ne ya? Ay şey... Siz bu saatte mi gelecektiniz? Ay kaç saatte gelecektik içeride kız. Sen de bu nefes alıyorsun. Gelin ne oluyor? Özel misafirlerim var. Çok affedersiniz. Kapaşıyorsun. Ben saat 4'ten sonra misafir almıyorum. Ay, ama biz gelecektik konuşmuştuk ya senden. Öyle mi kız? Evet. Ay o bugün müydü o? Ay, ne gündü sen, bu ne hal, bu ne? Rezalet. Bu ne bu ne? Bu kürek. Parayı ödemeyeni kürekle kovalıyorum. Neyse sen karıştırma orasını. Ne parası be? Ver. Hadi girelim. Hadi gelin gelin bari. Ay. Hani kimse yok, hani gündü? Kızlar! Maliye değilmiş kız, Ayşe'yle Çağla geldi. Biz maliye zannettik. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Ha. Şuraya dönmeniz lazım. Burada önemli bir detay var. Bir dakika bakar mısın arkadaşım? Özcan Deniz, üstü çizik. Tövbeler olsun, Emre Altun. Emre Altun. Onlar benim bugüne kadar gelmiş. Ve aramızda bir takım yakınlıklar olmuş. Özel arkadaşlarım. Kenan İmirzalı. Oğlu. Kenan İmirzalı. Önce Kenan İmirzalı geldi, sonra oğlu gelmiş. Çağatay Ulusoy gelmiş. Alişan. Alişan da bugün geldi. Ama...
Yani soru işareti ya. Seni ilk defa bu kadar peşmurde gördüm. Peşmur be. Şey, ne demek soğuk? Dün akşam biraz mesai yaptım. Mesai? Evet, mesaim vardı. Bugün de kızlarla eğlenelim dedik. Bayağı bir eğleniyorsunuz galiba. Ay çok çok. Saç baş tam. Yoldular mı seni? Ne yaptın? Ay yolmadılar da yordular. Ha yordular. Kızlar. Kim yordu seni? Bir görelim bakalım. Çok merak ediyorum. Ama şimdi şöyle bir şey. Mesut Bey ne ses çıktı? Kedi mi? Menopozlu dur. Ne? Şey yapmayın öyle. Öyle dedim mi? Yarın öbür gün sen de gireceksin. Çok alınıyorlar. Merhaba. Merhaba kızlar. Merhaba. Bunlar benim arkadaşlarım. Merhaba. Ne yapıyordunuz? Melek Hanım. Evleniyorduk. Bunları ben yolda röportaj yaptıklarımı topladım, eve getirdim. Vallahi. Evet. Nerede mesela? Ablayı nerede buldun? Seni Cihangir'de değil mi kız? Cihangir'de. Cihangir. Evet. Şu ablayı? O Kozlu'da, gazilhanede. On! Ay acıdı! Sen şimdi git giyin. Artık ben üstüme gideyim, rahat bir şeyler giyip geleyim. Hadi gitsin, üstünü giysin kız. Hadi görüşürüz. Biz de eve gireceğiz. Siz de bana bak kız. Menopoz taburu. İki laf edeyim. Efendim Müge'ciğim. Ha, Sucu mu? Kız Sucu benden çıkalı bir saat oldu. Vallahi yok yok bir çıktı Sucu benden çıkalı bir saat oldu. Tamam hadi görüşürüz güzelim hadi. Ay Müge Anlı arıyor. Ne zaman güzel bir herif kaybolsa beni arıyorlar. Yani böyle bir şey olacak. Biz de sen yokken arkadaşlarımla sohbet ettik. Evet tanıştınız mı? Hepsi... Her şeyinizi anlatmasaydınız bunlar ünlü. Çok güvenilmez bunlara. Sağda solda anlatırlar Allah korusun. Hepsi seni çok kız, seviyor. Kız sen ne ara geldin oradan? Kız Fatma Gül'ün suçun ne var diyor. Bu oynayacaktı onu. Figüran olarak oynattılar. Sonra kariyi beceremiş yani olmadı. Rolünün altından kalkamadı. Ondan sonra rolü alamadı. Kız sen nasılsın? Wow. Keyfin nasıl? Çok çok iyiyim abi. Vallahi. Kocan nasıl? Kocam da çok iyi çizik atmışsın sen üzerine. Sen daha iyi bilirsin. Senden sonra çizik atacağım tabii. Seni Allah'ım kahretsin. Yalnız çok enteresan bir kocan var. Neden canım? Hiç randevularına saatinde gelmedi. Niye öyle? Niye öyle kız? Kız canım o kramp gibi bu nasıl bir şey ya? Ay demek ne diyecektin kim bilir? Yok halde yani genelde sadıktır diyecektim. Aa. Gitmek istemediği bir yerse sallar diyecektim. Zorla getirtiliyorsa cebren ve hileyle. Kız ne zorlası? Zorla gönderiyorum. Emre'yi. Evet. Nerede tanıştık ki? Konserde. Peçeteye mi yazdın? Şeye mi? Numarası mı? Hayır. Çok mühim bir şeyimi çıkarıp attım. Ay size ne ayol bu kadar? Niye gelin? Şey her şeyi soruyorsunuz. Hacı, sen oradan düşecek gibisin. Yarışmayı kimle yapacaksın? Kimden yapalım? Kimle? Şimdi biz kafamızda bir tane yarışma var. Bu güzel yani şey bir yarışma. Bisküviyi ağzımızın ortasına koyuyoruz. Ve sonra yüzümüzü hareket ettirerek, mimiklerimizi kullanarak o bisküvi yemeye çalışıyoruz. Bir şekilde yüzümüzün bir kenarlarından kaydırarak yemeye çalışıyoruz. Bu. Eğer basit diyorsan değiştireyim. Düşürmeden ama. Çok yassı bir şey bulmuşsun. Yassı bir şey mi? Nasıl düşürmeden şey ama bak düşürmeden. Böyle buraya koyacaksın ya. Düşürmeyeceksin. Mikle, geri kafanı koyacaksın. Böyle minikle ağzına getirip yiyeceksin. Ay beni sinir tutar. Yat geri. Anlatacağım. Yat. Ha, ay kız. Hayır. Hayır korkma korkma korkma. Dur şöyle bir dakika. Şimdi dene mesela. Önce mimiklerini oyna. Kafana değil. Evet. Evet. Hadi biraz. Ay. Domates olmadı. Ama hıyarla güzel oluyor. Tamam bu olmaz. Ama bu yani yarışma. Tamam bence bu. Dur ama uysayır. Ay domates. Niye domates oldu bu kadar anne senin ama? Ay Çağla tamam, Allah tamam. Benim evimdesin. Misafirsin bir şey alayım yapmıyorum. Alayım şu. Olayımız şu. Kimle yarışacaksın? Kimle yarışırsınız ben bunu istersen kız? Bağ sürerim, istersen yağ sürerim.
Sunucu ben değil mi? Program benim programım değil mi? Hatice sen mi? Kız o arkaya, o kayıp düşer arkaya. Ben onu bir, o şey gibidir o. Onun bence sen kazan da altını sen. Neden? Aa, neden? Benim dostum o. Ben dostlarımla hiçbir konu. O zaman hepinize ceza, hepinizi yarıştıracağım. Haydi bakalım, beşiniz yan yana. Öyle, öyle bir şey yok. Hatırla sevgili, o mesut geceyi. Camların altında verdin o buseyi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Hadi hanımlar. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Ay o kadar severim ki o şarkımızı. Annem konserimi geldi. Hareket, kalk, hareket. Kalkın, yarışacağız. Hadi kalk. Sonra onu gider şey okur bir tane. Okur. Açalım. Bir Arap yap. Hadi şey yapalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi yarışma. Hadi. Ay. Ay. Hanımlar önce yerleştiriyoruz bisküvilerimizi, sonra benim düdüğümle başlayacaksınız. Ne bakıyorsun öyle, dur. Ay ne, ha, anımda mı ben yerleştiriyorum? Ben de hepinize koyacağız. Ha. Ablacığım geri verebilir misiniz kafanızı? Çünkü durmaz aksi takdirde. Evet, çok güzel. Bakın canım, iyi misin sana? Herkes hazır mı? İyiyim, çok heyecanlıyım. Sadece, tamam. Sadece mimiklerinizle. Eller asla tutmuyor, eller tutmuyor. Ağzınızla yemeye çalışıyorsunuz. Ellerinizi. Evet, yavaş yavaş hareket ettireceksiniz. Düşerse biz yenisine şey yerine yenisini koyacağız, tamam mı? Başlıyoruz. Hadi. Hadi. Abla oyna. Oynat. Gitti. Olmadı, gitti, gitti. Düştü. Ah. Ama ay. Suratın ama ne oldu surat? Evet, evet, ama evet, düştü. Koy bir tane. Devam. Evet, devam. Olmaya çalışın hadi. Sen bunu hiç oynamadın. Orada şey... O yeni gerdirdi. Ajda. Suratını... Devam. Dur biraz, yardım edin sana. Aa, yemeye çalışın. Gidiyor. Aman. Of, hadi. Hadi bakalım. Yavaş dur. Evet, bu güzel gidiyor. Vallahi güzel gidiyor. Abla güzel gidiyor. Ablam hadi. Kız Hatice sen mi iyi gidiyorsun? Ama oynat mıyız? Dur yardım edeyim biraz. Hayır, oynuyorum ben. Daha hiç oynamadı. Kız benimki yine düştü. Ya alacak. Burası alacak. Alacak. Ay seni gene mi düştü? Kız benimki yine düştü. Tamam dur. Sana şuradan başlıyorum. Siz devam et. Hadi çabuk. Hadi. Yemin ediyorum burası alacak. Devam. Ablanınki düştü. Ben, ablam koy geri gel. Ama sana torpil yapacağım, alnım çalışmıyor, dur şuraya. Geri kapalı gibi mi? Hatice. Hadi süre gidiyor bak, çabuk. Hadi. Çabuk. Bir buçuk
dakikada ancak biriniz, abi, bir tane yiyemedi. Size yazıklar olsun. Bir taneniz alamadınız, bir bu kadın aldı bak. Vallahi senin alnından oynamadı hele, alnından. Şu bisküvitleri... Ama ben gene iyi. Bravo, bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Layık. Alkış. İçinden de çıktı dur. Şeyini de takayım. Evet, söyle. Ay. Evet kızım ha. Ay, iğne batırıyor. Altınımızı takıyoruz. Sünnetimden beri hiç takılmamıştım. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hem anlayışınızı, hem samimiyetinizi, hem güzel yemeklerinizi çok teşekkür ediyoruz. Ama sonunda zaten ne yapıp ne edip o altını alırdı Azize. Evet. Ama anının hakkıyla şeyle, evet. Kakaosu. Tam anının hakkıyla. Anının hakkıyla. Gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Şöyle bir yan yana gelelim, veda pozu yapalım. Hadi veda pozu yapalım. Şöyle gelelim biz şöyle. Öğretmen Hanımcığım, gelin. Poz veriyoruz. Gülümseyin. Hadi gelin. Gel öğretmenim, gel. Abi pilav muhteşem olmuş. Eline sağlık. İyi yerlere afiyet olsun. Bakın şimdi. Ben bunu 1962'de Ankara'da yaptım. Vallahi Neşet Ertaş rahmetli. Duydun mu sen? Neşet Ertaş'la yapmışlar. Harika. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sesinize, yüreğinize sağlık. Size teşekkür ederim. Yardım etmesen yapamazdım bunu ben. Ne demek, ne demek. Asistanlarıma, döşentlerime. Birinci asistanlara bir taş. Bana var değil mi teşekkür? Tabii hepimiz. Sağ olun Nuray. Bütün meyhane pilavını ben yaptım. Anneye babaya selamlar, ellerinden öpüyoruz. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Davet bekliyoruz efendim, altın günü için. Anacığının yemeklerini yemek istiyoruz inşallah. Ya da sen yap, anne yemek yapsın, öyle gelin. Bugün hep beraber. Biz anlamayız çok çeşit yemekten ki. Ya of, sen nasıl bir insansın ya? Bir iki tane şuraya simit peynir koysan geleceğiz diyorum. Ya onu da tamam yapamayız ama sen, sizin gittiğiniz evde 6-7 çeşit yemek yapıyorlar. Biz yemeyiz. Gerek anne aslında, baba aslında, neyi yapacağız, neyi yiyeceğiz? Biz alıp yemekleri geliyoruz hayatım. Biz alıp yemekleri geliyoruz. Ha ne güzel. Oldu. Ben ona de bunu yaptırmak sonra... istiyordum zaten. Bu güzel. Biz pilavımızı yiyoruz. Buyurun. Afiyetle efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Her ne zaman isterseniz gelin, başımızın üstünde yeriniz. Biz meyhane pilavımızı yemeğe koyulurken efendim, siz de kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşeceğiz inşallah, Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.